İyi akşamlar, herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Yine Seboş'unuz derledi, topladı, gündemi değerlendirecek. Hazırsak başlayalım o zaman. Alıyoruz çayları, kahveleri, en rahat olduğunuz yere geçiyorsunuz. Dün 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı kutladık biliyorsunuz. Büyük bir coşkuyla tüm ülkecek konserler verildi resmi törenler yapıldı. Ne mutlu bize. Hem Atatürk hem de silah arkadaşlarını yad ettik. Sizler de bu sayfadan mesajlarınızla Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andınız. Ne mutlu bize. Hep birlikte. E tabi arada da bir iki tane çıban çıkıyor. Atatürk'ü sevmek zorunda mıyız falan diye yazan olmuş. Hayır. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herhalde yani ülkeni de düşmanlardan kurtarmış bir kumandana saygı durmak duymak durumundasın diye düşünüyorum o kötü yorum yazan kişilere. Ya e, beyin kirliliği, beyin yıkamak o kadar e, kolay ki bu zamanda insanların beynini bir şekilde yıkıyorlar. Bize inanmayın, bana inanmayın. Hadi yerli kitapla, dünyadaki tarih kitaplarını okuyun. Yani en azından Atatürk'le ilgili yani ya zaferlerimizi okuyun ya. Yani inanamıyorum bunları değer değersizleştirmenin kime ne faydası var? Hadi canınızı sıkmayın. Dün e, hem coşkulu bir şekilde Zafer Bayramı'nı kutladık ama Filenin Sultanları da e, omuzlarımızı kabarttı. Polonya'da 3-0 e, rakibini mağlup ederek bize çifte mutluluk yaşatmış oldu. Filenin Sultanları'nı izlerken verdiği tepkilerle de samimiyetsiz bulunmuş Hande Erçel oyuncu arkadaşıyla Birlikte e, cep telefonundan e, zannedersem izliyorlar. Tepkileri falan böyle birazcık yapmacık gelmiş. Aman artık kılın da tüyün de tüyüne e, ne derler bilmem bir şeyler buluyorlar. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tebrik ederim felinin sultanlarını demiş. Zafer, Zafer bayramımızda bu tarihi günde Polonya karşısında galibiyetiyle. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen e, bizi e, anlamlı bir hediye veren filenin sultanlarını tebrik ederim demiş. Ee, evet. Ekrem İmamoğlu da bugün zaten zannedersem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylığını açıklamış. Ee, zannedersem zaten İstanbul'dan da yine e, Ekrem İmamoğlu olacak ama CHP ile Parti arasındaki bu çekişme ve sular bakalım durulursa nasıl halledecekler Zaten bize bir ne derler, hüsran yaşattılar. İkinci bir hüsran yaşatmayaylar iyiydi diye. Çünkü kendi içlerindeki çekişmelerin halka, topluma bir faydası olduğunu düşünmüyorum, bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Bugünün enteresan haberlerinden bir tanesi, daha detaylı haberi konu alan bir sayfa vardı. Bakayım bir o sayfadan sizlere... Ee, bunu paylaşmak istiyorum. Çok enteresan çünkü. Defne samyeli Çin'de konuşuluyormuş. Güzelliği Çin'de konuşuluyor. Çok enteresan bir şekilde. Hem önce, önce haberimizi okuyalım. Defne samyeli konuyla ilgili bakalım ne, ne olmuş. E ee, somen Üniversitesi'nde genetik bilim üzerine çalışmaları sürdüren bir grup araştırmacı dünyadaki genetik kökleri ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnek ee, çalışarak yaptıkları bir araştırmada Türkiye'den de Defne Samyeli inceledikleri öğrenildi. Ee, ayrıca da konuşmacı olarak Çin'e gidecekmiş, 4000 kişiye konferans verecekmiş. Defne Samyeli, işte Yüce Yaradan'ın e, nimetlerinin faydalarını anlatacak diye düşünüyorum. Biraz da genetik olduğunu düşünüyorum bir takım şeylerin. Ve şöyle demiş Defne Hanım, Defne Samyeli, Konuyla ilgili şunları söyledi: Gerçekten çok şaşkınım. Bize e, Orta Doğu'da ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzak Doğu'dan da beni takip eden hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladım. Ee, dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak beni e, büyük mutlu ediyor diye de devam etmiş. Yani e, vallahi anlam veremedim yani Türkiye'de bir tek Defne Samyeli mi varmış bu cilt konusunda e, Çinliler de nasıl bir analiz yani? Ne istinaden e, Defne Samyeli'yi seçtiler. Çok güzel kadınlarımız var. Yani hakikaten enteresan geldi. İki çocuk annesi 51 yaşındaki Defne Samyeli. Gerçekten güzel. Güzelliğine bir şey demiyorum. Fit bir vücudu var. Ama yani e, ne bileyim Defne Samyeli'ye gelene kadar da birçok daha e, ne bileyim, niye mesela Çağla Şık geldi yani veya niye e, neydi öbür kızı sarışın pek beğenirim. E, o değil de mesela Defne Samyeli. Niye Tülin Şahin değil? Değil mi? Çok güzel kadınlarımız var kırklı yaşlarda ve olağanüstü güzel kadınlarımız var. Niye onlar değil de Defne Samyeli. Çinliler neden Defne'yi seçti? Yani bir enteresanlık var. Ee, ballı kadın demek ki. Ee, nüfusu da 1 milyar 400 bin aşkın bir ülke düşünsenize ee, ağırlayacaklar ve e, onların sayfalarında bizim e, Defne Hanım'ın haberleri yer alacak. Evet konuyu şöyle bir dağıtmadan arkadaşlar e, bazen haberleri sırasıyla gitmiyorum o yüzden de insicamım bozuluyor. Evet Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. bir Ankara polisiyesini izinsiz yayınladığı iddiasıyla Netflix'e dava açmış. Netflix'e dava açıyor ama yapımcı ondan izin almadan yayınlamış olabilir. Erdal Beşikçioğlu dizinin sadece televizyon kanalında yayınlanmasına izin vermişti. Müvekkilinin maddi ve manevi zararının giderilmelidir diye. Ee, işte ama işte buradan para kazanmak istemiş belli ki Netflix'te yayınlıyorsanız hakkı da tabii ki benim de hakkım olanı verin demiştir. Yapımcı vermediği için şirkete belki de Netflix'e dava açmış olabilir. Netflix'te de yeni yeni yapımlar, yeni yerli birçok yapım ee, zannedersem Eylül ayında vizyona girecek. Vizyon diyorum işte Netflix'te yayına girecek. Ee, Birçok yapım geliyor. En çok da ben e, Erşan Kunil'i merak ediyorum. E, sonrasında Kulüp müydü? Şeyin çok popüler bir e, dizisi vardı. Gökçe Bahadır'ın. O geliyor. Yani zaten kanalların kanallarında e, setler başladı. Herkes setten bütün oyuncular görüntü veriyor. Dün biliyorsunuz süper ay e, mavi dolunaydı. 13 yıl sonra olacakmış bir daha gerçekten de. Ne bileyim bulunduğunuz yerden gördünüz mü? Kocaman ve o kadar güzel görünüyordu ki burçlar üzerinde de birçoğunun su gruplarını özellikle biraz sert e, etkileyecekmiş. Anlamsız e, duygu e, geçişleri, bir anda ağlamalar, bir anda duygusal e, duygusal buhranda hissetmek gibi duygular yaşayacaklarmış astrologlar. O, o yönde bilgiler veriyor. Biz boğa burçlarına ne para gelsin anacığım para e, huzur sağlık mutluluk ne isteyelim Allah sizin hepinizin gönlünde ne varsa onu versin diyorum. E, dedikten sonra devam ediyorum. Arada bir illa kendime bakacağım. E, bazen diyor diyor ki bir takipçim Sevoş'um çok fazla dekolteli giyme diye. Ay bir tanesi diyor ki Sevoş'um dekolte giy. Anacığım vallahi işte şık olmaya çalışıyorum sizlerin karşısında e, bir şekilde e, derli, toplu, düzgün görünmeye çalışıyorum, özen gösteriyorum. E, dedikten sonra şöyle bir bakıyorum, gerçekten bu kadın artık zıvanadan çıkmış diye düşünüyorum. Tuğba Ekinci bikinisiyle çektiği video sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekmiş. Ve şöyle demiş. Bizler Avrupa standartlarında solistleriz. Ay bir de Avrupa standartlarında solist olduğunu iddia ediyor. Ay o sen değil miydin? Ee, Yıldız Tilbe'nin şarkısını Bülent Ersoy programında okurken detoneler detonesi olan. Tüm meslektaşlarım fakat o ayıp bu ayıp demesinden kro kaldı diyen ikinci bu kez bikini giyerek yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, lütfen Avrupalı kimi izliyorsunuz? Kimleri takip ediyorsunuz bilmiyorum ama e, onlar da müstehcen durmuyor bu kadar ya. O kadar Dansla bütünleştiriyorlar ki e, oranı, oradaki sanatçılar e, mayo giyiyor ama amaçları sadece mayo giymek değil yaptıkları dansla, müzikle, e, kurguyla, her şeyle yani orada bir styling var, orada bir e, e, bir şey var yani öyle durduk yere kalkıp da kıçını ekrana dayayıp kimse twerk yapmıyor ya da ne bileyim manasız görüntüler vermiyor siz salt seksi olmaya çalışıyorsunuz. Okey onu da yapabilirsiniz ama lütfen e, kendinizi Avrupa standartlarında solistler olarak görmeyin. Çünkü öyle değilsiniz. Birçok kişi de o yayınladığım e, müsteşcen görüntülerine demiş ki iş bulamıyoruz artık demiş. Aklı dengesi iyiceni yitirdi. Hiç utanma ar, ayıp yok. Birisi bu kadına yardım etsin. Cidden kadın e, psikolojik olarak iyi değil sanırım. E, bu arada Magazine Bak sayfasından okuyorum bunlar arkadaşlar. Ee, ne sorunu var bilmiyorum ama arkadaşlar destek olmak gerekiyor demiş. Ee, bence Tuğba ikinci biraz kafayı sıyırmış. Bu nedir şimdi, ne anlatmak istiyor, neyin e, ispatının derdinde bir anlayabilsek. Sendekinde herkes de var ama önemli olan edep demiş. Katılıyorum. Yani hakikaten yani iç çamaşırıyla bir telefon kamerasında e, saçma sapan dans diyemeyeceğim bir garip garip hareketleri yapmanın hiçbir estetik şık bir yanı yok. Okey klipte kullanabilirsin. Okey bir kreatif bir durum vardır. Okey ama öyle salt son derece de bence göğsünün buraları böyle taşmış, etler fışkırmış. Estetik de bir görüntü değil. Yani her tarafından etler fışkırmış. Yani bir kadın vücudu izliyorum. Estetik bir şey izlemiyorum. Yani salt bir kadın vücudu. Yani eee GC trunk giymeyle sütyen giymeyle ne bileyim güzel olunmuyor ya. Gerçekten. Yani bu şimdi özgürlüğe müdahale değil de yani yerinde giyinmek, yerinde davranmak, ne bileyim yaptığın işle ...bütünleştirmek okey de bu, bu manasız olmuş yani. Kendi telefon kamerana affedersin kıçını dönüp... ...şimdi o tabiri kullanmayacağım. Çok itici geliyor bana bilmiyorum. Hele de onun e, şimdi kızıyor bazıları yaşında. Toy değilsin. Birisi demiş ki şeyin e, güzel diye beğeniyorum diyorum ya... ...neydi kanındaki kızın ismi? İşte onun e, tangalı hallerini hakkında ne düşünüyorsun falan pişman diye yorum yapmış. Bakın ben gençler dedim hata yapmaya mailler ama Tuğba ikinci artık kırkına verdi ben kırk mı? bilemiyorum tam o yaşlarda bir kadın olarak daha tecrübeli daha nerede nasıl davranmasını gerektiğini bilen birisi olmalı diye düşünüyorum en azından çok çirkin hiç beğenmedim bazen konuşmalarına katılsak da biliyorsunuz bazen hakikaten hiç ondan umulmayacak açıklamalar yapıyor ama. Bu salt çıplaklığı kullanması onun yaşında bir kadına hiç yakışmıyor. Ee, ve manasız yere kullanması. Hani bir klipte kullanırsın bir şeydir, dans ediyorsundur felandır. Höhönk diye kendini sunmanın e, karşılığı nedir siz biliyorsunuz. Sosyal medyada şöyle bir tartışma olmuş. İki tane genç kız, e, işte erkekler 50-100 bin lira almazsa fakirlerle görüşmüyoruz falan. Ukalalık, terbiyesizlik. Böyle açıklamaları yapmanın ya hakikaten nereye gidiyoruz ya bu artık bir takım şeyleri e, saygısızlığı, patavatsızlığı, terbiyesizliği e, fenomenlik zannediyorlar. Bu iğrenç bir şey ya kusasım geliyor yani çıkmış orada yok ben ne demiş bakalım. Ee, videoda konuşan genç kızlar parasız erkek sevmediklerini, erkek maaşının 50 bin, 100 bin, niye başkalarının herkes 50 100 bin almıyor? Niye birilerinin onurunu kırıyorsunuz? Böyle bir açıklamaya ne gerek var? Ha diye bir ki sen e, miktar belirtmeyebilirsin. İşte ne bileyim bir takım şeyleri söylemeden, bazı yerlere mesaj vermeden, insanları aşağılamadan, üzmeden tercihlerini söyleyebilirsin. Bu ne çirkin. Ay zaten kusura bakma da şu gördüğüm tiplere de e, Birçok erkek de zaten sümüğünü bile atmaz diye düşünüyorum. Ne yani kendinizi ne zannediyorsunuz da böyle e, abidik gubidik sosyal medya ya da ne de bir yerlerde bu tarz açıklamalarda bulunuyor. Fakir erkek sevmiyorum. 50-100 bin kazansın, bilmem ne yapsın, cart yapsın, cürt yapsın bayağı da yollu tipler yani. Bunlar bir de fenomen oluyor. Bunlar garip bir şekilde... Ee, yakıştıramıyorum ya. Uslu bunca konu kimin ne oldu beni de ilgilendirmez. Bakın şu da yanlış anlaşılmasın. Kimsenin de özel hayatına müdahale etmek için değil. Ama bir kesim, bir kesimi bir şeylerle aşağılamaya kalkıyorsa ki toplumumuzun büyük bir kesimi 7500 lira emekli maaşıyla geçinen var. Ne bileyim asgari ücretin 11 bin lira olduğu bir yerde insanları aşağılar gibi belirlerini isteyemeyen böyle konuşan kadınlara gıcık oluyorum. Çok gereksiz yani ne yaptığı, nasıl haliyeti, ruhiyeti, mesleği beni ilgilendirmez. Oralarını eleştirmiyorum. Ama e, bir konjöktüre, bir ülkenin genel yapısına, o kadar genel kültürü zayıf. Ben bir kere bir kadın da, erkekte de öyle ya, bir genel kültür olacak. Her şey görsel değil. İnsanlar bakarsın, konuşmayı bile, böyle konuşan kadınlar, bir tuhaf böyle yani ağdalı ağdalı konuşan, ee, saçma salak böyle cümleler kuran bir tipler türedi. Ve bunlar da popüler oluyor biliyor musunuz? ilgi çekiyor. Yani gerçekten şaşırıyorum. Ülkecek sıyırmış durumdayız. Dünyada da vardır tabii ki örnekleri ama ya her şeyi getirip getirip tabii ki para çok önemli bir enstrüman. Hayatımızda hepimizin şimdi polyanlıcı da olmamak lazım ama eee Ülke gerçeklerinden uzak açıklamalarda bulunulmamalı. Bu bir görgü, bu bir terbiye, bu bir ahlak diye düşünüyorum. Senin ahlakın yoksa, terbiyen yoksa, görgün yoksa, dünya güzel olsan ne olur ki? Yani yapay bir şey şeye dönüşüyorsun. Çünkü içinde güzel şeyler barındırmadıktan sonra değil mi? Sevgi, şefkat, merhamet barındırmadıktan sonra iğrenç yani sadece yemeden, içmeden, ne bileyim kıyafetten, şundan bundan ay bu kadar materyalist bakış açısına sahip insanları hiç sevmiyorum. Kusura bakmasınlar düşüncelerimi de dile getirmek istiyorum. Mehmet Aslan Tu beni şaşırtıyor. Çok samimi çıktı dedi ki işte ben ayrılmayı istemedim. Şöyledir, böyledir konuştu. Ben de hatta burada dedim ah kendi adım özür diliyorum ay adamı suçladık şöyledir böyledir diye e, bayağı bir konuştuk biliyorsunuz. E şimdi de e, herhalde pişmanlık diyor ya da ne bileyim e, üzülüyor diye düşünüyorum. Bana ben hakikaten safım bazen ya. Ben inanıyorum bir takım şeylere ya. Samimi açıklamalara. Çok bu kadar oyuncu olabileceğini, bu kadar yazabileceğini, oynayabileceğini düşünmüyorum. Mesela bugün de böyle haberler yansıdı. Mehmet Aslantu Pınar e, Şipaloğlu diye bir hanımla adı çıkmış zannedersem. O da sosyal medya medyasından duyduğunuz dedikodular asılsız değildir diye. Arzum onu anlayabiliyorsunuz. 27 yıllık evliliğini sonlandıran Mehmet Aslantun'un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar e, Şipaloğlu sosyal medyasından böyle bir duyuruda bulunmuş. Mehmet Aslantun ile aramızdaki duyduğunuz dedikodular dedikodu değil yani asılsız değil. Bunlar gerçekliği olan şeyler diye bir açıklaması var. İki üç gün öncesi çıkıyorsun, duygusal bir konuşma yapıyorsun. Sonra sevgilin oldu, iddia edilen kişi e, böyle bir açıklamalarda bulundu. Akime neye inanacağımızı şaşırdık. Ama burada biliyorsunuz hiç konuşmayan, ağzını açmayan, arzum olan. Ay vallahi artık yorum yapamıyorum. İşte tıkandığım yerlerden bir önce samimi geliyor. Diyorsun ki acaba hakikaten e, üzüldü mü? Çünkü bir de derbeder tatillerde falan görüntüleri yansıdı ya. Ay artık öyle bir devirdeyiz ve öyle bir zamandayız ki arkadaşlar kimi neye inanacağımızı kimin doğru kimin yalan olduğunu gerçekten artık ayırt etmek zor. Enteresan İtalyanların bir e, zannedersen film festivali var. Bu sefer de en iyi kadın dün Demet Özdemir'di. Bugün de başrol oyuncusu ödülünü de e, zannedersen zannedersem Farah Zeynep Abdullah'a bir tane daha Türk oyuncu var. İtalya'da zannedersem e, koca Avrupa'da ya da dünyada çirklerden başka oyuncu bulamamış mı hepsini, ödülleri? Ne mutlu tabii ki bizimkiler hak ediyorsa ama e, Farah Zeynep Abdullah da zannedersen Venedik'te e, rol aldığı hangi rol aldığı sayısız projede başarılı Adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah. E, Ay filmin ismini de yazmışlardı da öbür tarafta herhalde öbür e, iki iki yerden almıştım haberi. Bir şekilde bu bunları çağırmışlar. Yani affedersiniz ipini koparan herkese ödül veriyorlar. Bu Türkiye'de var ya birçok ödül e, bilmem zırt ödülü, pırt ödülü toplanıp toplanıp böyle alakasız insanlara ödül veriyorlar. Dünyada da demek ki bu bir sektörleşmiş. Önünü e, bilmem o ödülü, bu ödülü e, bir şekilde ödül veriyorlar. Dikkat çekici insanları da çağırıyorlar ki herhalde o şeyi kalabalığı oluştursunlar diye. Hoş geldiniz Paşa Bey. Oturun yerinize. Oh geçti oturdu Paşa'da. Dedikten sonra Ay yalnız dün e, birazcık bahsetmiştik. Önce e, o, o haberimi işleyeyim. Ondan sonra e, Selen Görgüzel'e geçerim. Gazeteci Bilal Özcan çok şahin, çok hırçın, Oo, çok agresif magazin yapıyor bence. E, belki de e, ilgi çekici olan yanı da o olabilir arkadaşlar. E, Eser Yenerler'in e, linço mu programını bayağı bir sardı. Çünkü dün orada Kubilay Aka e, demişti ki e, haklı çıktım diye Afra Saraçoğlu'yla e, Mert Ramazan Demir'in ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla e, Ramazan ne, neydi öbürünün ismi isimleri de birbirine çok bekliyor benziyor Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmadan önce demek ki ilişkileri vardı Mert Ramazan Demir'le demeye getiriyor Mert Ramazan Demir'le bir yerde kavga etti ya Eser Yenerler'de hafifçe söyledi, hiç sana ile ilgili olmayan konuların içerisine dahil oldun, bilmem ne oldun ama sonunda sen haklı çıktın falan diye bir takım böyle açıklamaları vardı kendi programında. Çok sert eleştirdi gazeteci Bilal Özcan diyor ki o zaman niye sormadın diyor. E, Hilal Altun bilekle diyor daha önce e, şey zannedersem Mert Yazıcıoğlu aşk yaşamış ondan sonra bu kubile kadar da aşk yaşamış. Niye onu diyor sormadın diyor Eser Yener'lere diyor. E, bunu sordun da onu sormadın gibisinden bir açıklama var. Ay zaten bir şey söyleyeceğim. Ne derler? Bunlar da e, kız yok, erkek yok. Ancak sınırlı kendi etraflarındaki insanla bir o ayrılıyor bir öbürü beraber oluyor. Zaten bir de, de, şeye davete bir yere katıldıkları zaman hepsini koyuyor bir yer. Geçen öyle oldu ya hadise katıldı bilmem öbürü katıldı. Öbürü daha önceki nişanlısı, öbürü daha önceki ayrıldı falan Böyle bir pişti de durumları da oluyor. Ben bilmiyordum mesela. Önce gazete, bakalım ne demiş gazeteci Bilal Özcan'dan Eser Yenerlere Kubilay Akaya sorsana neden arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi Hilal Altın Bilek ile aşk yaşamış. Kubilay Aka Mert Yazıcıoğlu ile e, Afra Saracoğlu sevgiliyken Afra ile Mert Ramazan Demir'in samimiyetinden rahatsız olmuş Mert Ramazan Demir'e eşte de bir yerde kavga etmişlerdi falan fişman haber böyle devam ediyor ama... Ee, eser yenerlere çatıyor niye soramadın diyor o zaman diyor yani e, yani ne diyeyim bilmiyorum belki eser yenerlerde Kubilay Akan'ın aşk hayatını daha önce e, bu kadınla önce onun sonra onun beraber olduğunu bilmiyordur Ola, olamaz mı yani çok <laughs> ay enteresan geldi bana ne diyeyim bilemedim yine e, o beyaz masanın yeni partnerlerinden Selen Görgüzel e, tabii tabi Beyaz TV'de ya ister istemez bulundukları kanalın ideolojisine yakın açıklamalarda bulunuyorlar. İzmir Belediyesi'ne vermiş veriştirmiş. E, bakalım ne demiş. Selen Görgüzel İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in sadece konser için Tarkan La Gülşen'e 33.5 milyon lira vermesine tepki göstermiş. Görgüzel Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri çöp, Çöplüğe çevirip gece konduya dönüştürdüler. Hizmet namına bir şey yapmadan nasıl rahat ediyorlar? İzmir'i pislik götürüyor. Kimse bir şey demiyor. Üstüne üstlük milyonlarca lira birkaç sanatçıya verilip göbek attırılıyor. Yazık gerçekten. Ben bu durumu anlayamıyorum gibi açıklamaları olmuş. E, yaran olduğun yere belki yerini sağlamlaştırırsın. Çok altı boş yorumlar geliyor. Bir insanın önce bir duruşu olacak sağlam bir duruş olacak. Sağlam bir duruş olan birisinin e, sağlam da düşünceleri oluyor. Sen şimdi işte ne, ay, çok yapay gel, gelmiyor mu? Beyaz TV'ye gideceksin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne laf edeceksin. Gerçekliğini bilmeden ne kadar kaynak alıyor, ne kadar kaynakla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmek zorunda bırakılıyor Tunç Soyer acaba? Hiçbir bilgin var mı? Öyle işte çöpmüş. Neresi çöp? Çok da merak ediyorum. İzmir'de gayet temiz, son derecede. Bir takım yatırımlar belki AK Parti Belediyesi'nde olmadığı için yapılamıyor olabilir. Ne bileyim oradaki havaalanı yenilenmemiş olabilir. Ne bileyim bir takım şeyleri aksak giden şeyler var olabilir. Ama... Yani böyle gömmeye, çöpte, möpte, cartta, cırtta demeye, aşağılamaya bence işte e, belediye seçimleri de geliyor ya e, siyasi bir propagandanın maşalığını yaptığını düşünüyorum. Hiç yakıştıramıyorum. Ha bu senin gerçekten İzmir'e dair bilgin geniştir. Gerçekten Tunç Söğüt'ün yaptıklarını biliyorsundur. Gerçekten yapamadıklarını biliyorsundur. O zaman e, bunu da farklı bir pl platformda, özgür bir platformda söylüyorsundur. Seni dinlerim ve sana kulak asarım. Belki de hak da verebilirim ama kalkıp sen beyaz TV'de, beyaz magazin yorumculuğu yapıp kanalın yerinde kendine yer edinmek için kanalın siyasi görüşüne yakın açıklamalar yapıyorsan son derece işte e, halk artık aptal değil. Halk her şeyi görüyor ve herkes her şeyi kimin leb demeden, leblebi niçin söylediğini anlıyor. Ben mesela hiçbir yerin adamı değilim, hiçbir yere bağlı olurum, yok. Ha benim de kendime göre bir siyasi görüşüm olabilir ama hiç kimsenin e, bayraktarlığını ya da sözcülüğünü yapmıyorum. Samimi olarak neyse. Ha yarın Tunç Soyer'in kötü yaptığı bir şey olursa eleştiririz. Ama uhu, diğer belediyelerin e, israf için nerelere ne para harcadıklarını bir bilse o konvoy konvoy araçların e, benzin paraları bilmem ne gerçekten bir şeyler eleştirmek istiyorsan çok da bulursun ortak bir vizyonda bakarsan her iki tarafa da ama Seninki bence dediğim gibi yerini sağlamlaştırmak adına yaptığım bir yorum. Demet Özdemir arkadaşlarının düğününde oynamış. Aa ne döktürdü. Gerçekten de e, biliyorsunuz Yunanistan'da evini de aldı. Şimdi e, Adım Farah'da başlıyor. Ne derler? Altın çağını yaşıyor. Oluk oluk paralar akıyor. Keyfi tıkırında. Kocayı da boşadı gönderdi. Yeni de DJ sevgili yaptı. Demet Özdemir'e göre ne var? Öyle değil mi? <laughs> o yüzden ay zenginin de derdi böyle oluyor işte. Bizim şey Tatlişko kız. Ee, şeye gitmiş zannedersem. Önce haberi okuyalım. Popçu Tuğba Özerk'in katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Her zaman tüm dikkatleri üzerine çeken Özerk, Tuğba Özerk ee, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sabah gazetesinde bu arada. Muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açan güzel şarkıcı bebekteki yalı dairesinde oturmanın zorluklarından bahsetmiş. Ah yazık. Yani yalı dairesinde oturuyor ama gerçekten ee, heh, Evrim Akın e, ev gezme programları yapıyor. Ben çok beğeniyorum. Neredesin aşkım? Buradayım tatlım. Ra 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 Bayılıyorum, sempatik tatlı. Ee, bir ne derler? Televizyoncu pop müziğinin e, işte popçu Tuğba Özerk bebekteki yalı dairesinin kapılarına Evrim Akın'a ev gezmesi için o programı açmış. Bebekteki dairenin Muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açmış ama işte yalı dairesinde yaşamanın zorluklarını anlatmış. Ne rutubet mi yapıyor? <laughs> Ay yani yalın mı var derdin var. Ay yalıda oturuyoruz geçen gün söylemesi ayıp. Ay verandaya şilep girdi ayol diyerekten. <laughs> <laughs> kahve içerken ay Sezen'le oturduk Yalıda bir kahve içemedik diye Ya kardeşim yani e, sonuna da bağlamış e, Mutluyum demiş E Mutlu ol bir, bir zahmet ya e, Gerçekten yani e, bu şarkıcı çok da popülaritesi yok Acaba yalıyı sevgilisi mi aldı yoksa e, aileden mi Çok çalışarak yalı alabileceğini düşünmüyorum bu popçu kızımızın Ama e, böyle de bir haberi yansıdı yansıdığı için konuşuyoruz. Yani yolu dairesinde yaşamanın zorlukları. Ay çok zor. Çok rutubet diye. Hiç tavsiye etmem. Evet. E yeni diziler birbiri başlıyor. Dilek Taşı'nın e bir afiş daha yayınlanmış. Dönem. Afişteki e köşk zannedersem İstanbullu gelinin de Çekildiği köşk herhalde sonra birçok dizi artık orasının kiminse dizi setine dönüştürülmüş herhalde kiralanıyor ama 3-5 dizide sürekli aynı yalılar olunca da insan şey yapıyor ya bir yerden sonra çok sahiciliğini yitiriyor e, rengini boyuyorlar ediyorlar bilmem değiştiriyorlar içini mi içini ama e, verandası böyle üst kat balkonundan tanıdım e, zannedersem İstanbullu, gelin, e, İstanbullu gelinin çekildiği köşk diyelim. Evet, e, çok da iddialı geliyor yapım. Ay ben bunu merak etmeye başladım. Salih Bademcioğlu diyor ya. Salih Bademci, Bademcioğlu ne ayol? Hep oğlu ya sonunda. Mert Yazıcıoğlu, bilmem ne oğlu falan. Ay uzun uzun soy isimler. E, hakikaten eskiden ona dikkat ediyorlarmış. Cüneyt Arkın, Kartal, Tibet. İsimlere bak. Wow wow wow. Yani böyle <laughs> gerçekten star geliyor. Emel, Sayın. Yani bunlar akılda kalır. Yok neymiş bilmem sancak tutanın feride peri, hilal yanak. Say saymancı ay böyle isim mi olur ay böyle sanatçı ismi mi olur? Ya yani gıcık oluyorum üç tane isim. Bilmem ne le Ay bir soy isim söylerken ağzını tut şey yetmiyor. Ya, nefesin yetmiyor. Bu kadar uzun olur mu? Hiç mi e, starlık kavramı e, bunların yapımcıları bilmem neleri? Yani daha kısa, akılda kalıcı e, bir şeyler olmalı diye düşünüyorum ya. Ya hiç eskiden değiştiriyorlarmış. Eskilerin hemen hemen çoğunun e, ya soy ismi ya ismi yani bir düzeltme bir revize edilmiş e, bu kadar yani ha, tiyatrocular e, ne bileyim yıldız olmak peşinde değiller bir takım şeyleri e, daha a, ne derler e, devlet bürokrasisi içerisinde yapanlar okey hani ne bileyim işte operacılar, tiyatrocular, e, ne bileyim memuriyeti olanlar okey. Ama ben starım diyorsun bilmem sancak, suncak, lakata, lukata, bakata, takata, tukata. Aa, neydi o? Engin, altan, düz yat. Aa, aa, yok düz, yan. <laughs> ay sinirlendim okumayacağım ya bir baktım şöyle isimlerini söyleyeyim dedim hepsinin 3 ay beş ay ismi var Aa, görüntülerini çoğumuzda tanıyoruz isimlerini hiçbirinin ben mi öyleyim acaba? Siz de öyle misiniz? Ben şu an yeni şey, oyuncuların çoğunun sadece hafızamda görüntüsü var. İsmi ve soy isimleri yok. Çok nadir birkaç kişinin dışında çok nadiri aklımda kalıyor. Bilmiyorum. Sizin de öyle mi? Ay Ali Sabancı'dan güzel haber. Bilince açılmış. Zannedersem ailesi de gelmiş. Ziyaret etmiş. Durumu da ee, eşi ve çocukları annesiyle görüşmüş ee, İnşallah düzelir atlatırlar bayağı bir gündemi meşgul etmişti Oradan bir iyi haber geldi İyiye doğru gidiyormuş Melis Sezen Bak ne güzel mesela genç oyunculardan Melis Sezen Bak akılda kalır yani Bu Melis Sezen e, sevgilisi çok enteresan bayağı da bir e, sürekli dibdibeler geziyorlar Amerika'da çok popüler olan DNA ve tükürükten alınan bir şeyle bir bir kitle alınan şeyle genetiği genetiğinden nereye köklerinin nereye ait olduğunu öğreniyorsunuz zannedersem sevgili Ay haberi okuyayım da ondan sonra yoruma geçeyim. Kenan Doğulu'nun konserine gelen Melis Sezen muhabirlerin sorularına yanıtlamış. Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneğiyle kişinin atalarının ee, belirtilen DNA kitinin doğum gününde hediye etmiş. Wow. Ünlü oyuncu da DNA testinin sonucunu bekliyormuş. Ee, yani çöküyor. Ben çok bundan nasıl belliyor yani? Yok benim işte atam kızır tutan kanamanın bilmem yine mi falan. Çok 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 hatta e, bir arkadaşım söylemişti yine Amerika'dan şey e, benim işte yarım e, İran Fars yarım Kürt Mürt diye böyle çıkıyormuş. Nasıl çıkıyorsa çok enteresan. Bunu belirleyen bir kit varmış. Böyle bir e, nasıl oluyorsa gerçekten enteresan geldi. E, o kitle enteresan bir şekilde belirleniyormuş. Evet bakalım siz hangisini merak ediyorsunuz? Gerçekten e, Yalı Çapkınıyla Kızılcık Şerbeti'ni merak ediyorum. Salih Bademci de bu Terzi dizisindeki performansına bayıldığım için çok da iddialı konuştu. Dilek Taşı için dedi ki e, kalbiniz dayanacaksa izleyin gibi laflar ediyor. Bir o diziyi merak ediyorum. E, setten ay o doğanın güzelliği ne olacak, natürelliğiim. Doğa setten heyecan doluyuz. İlk bölümün işte çekimlerinden e, biz işte yeni e, bölümleri çekiyoruz diye e, paylaşıda bulunmuş. Merakla bekliyorum. E, bakalım kim öldü, kim kaldı. Ömer Kıvılcım derken e, gerçekten bence geçen seneden aklımızda kalan en popüler dizi yalı çapkınıyla Kızılcık şerbeti. Bir şey de kalmadı Eylül'e İşte önümüzdeki e, bir iki gün içerisinde Eylül ayındayız artık patır patır yeni yayın döneminde e, tüm yeni programlar birer birer başlayacak biraz kafamız dağılsın ya gerçekten çok fazla artık e, şeye odaklandık. Ekonomiye odaklandık, çok fazla artık bir takım konularla örselendik. Bir gün kalktık e, felaketlerle, bir gün kalktık sellerle, bir gün yani meteorolojik olaylarla çok örselendik. Artık böyle birazcık kafamızı dağıtacak konularla, e, eğlenceli konularla birlikte olmak istiyoruz. Dün biliyorsunuz, Aa, e, sükunetlerine şaşırmıştım Demet Akalın'la Okan Kurt'un e, yediği linço, linç. Ay şu Linço'ya da bayıldım Linço programına Eser Yener'lerin. Birçok kişi de katılıyor ve katılanlar da bayağı bir izleniliyor. Yani artık zannedersem YouTube'da bu programlar televizyon YouTube'a evrilecek gibi geliyor. Çok güzel programlar var YouTube'da diye düşünüyorum. Demet Akalın'a biliyorsunuz Okan Kurt'a aynı Pınar Altı'ya yapılan mobbing uygulanmıştı. Ee, çok bir kere bu, bu çirkin buluyorum ya insanların evliliğine, ilişkisine yorumlarda gördüm. O yüzden değinmek istiyorum. İşte o zina yapıyor. Falan. Çocukları var ya. Bu kadar ileri de gidilmemesi lazım. Çok kötü yorumlar da gelmiş. Onlar işte boşandılar falan diye. Ya Allah katında bazen Tabii ki bakın resmi nikah çok önemli. Onu küçümsemek için söylemiyorum. Bunlar evlenmişti. Aralarında bir takım tabii ki olabilir. eee Ay hiç de aklıma gelmezdi Demet Akalını savunmak için söylemiyorum ama çocukları var yani burada bir şeyden bahsedemeyiz hani e, ne derler e, ilişkinin e, sahteliğinden bahsedemeyiz bu çocuğu gerçekten Demet Akalın sevdi evlatları da var e, bir takım belki de bilmiyorum işte bu para konularından falan belki de yeniden evlendiler onu da bilmiyorum hiçbir fikrim yok ama böyle hani çok ağır yorumlara da gerek yok diye düşünüyorum. Çocuğu var çünkü artık yani demek bu konu çıkarmamak lazım. E, can yakmamak lazım. Bir şeyin de bir sınırı olması lazım. Bazıları da işte can yaktığı için o da çok herkese salça bul. E, biraz da haklılık payı da var. Herkese yorum, herkese amanın üstü. çünkü bir herkese sanki başında oturuyor. Daha ilk bir olay patlıyor. İlk yorum yapan deme takalım. O da insanlarda antipatik bir Herhalde tutum oluşturduğu için insanlar da Demet Akalın'ı şimdi böyle bir palso verdiğinde sert eleştiriyorlar ama olsun bir anne neticede çocuğu var e, ki e, biz de belki de empati de yapmak e, lazım aynı durumda olsak sen kendini Demet Akalın'ın yerine koy bir şekilde evinin haciz edilmesini, art niyetli insanlar da var. Kimleri alacaklısı, bunun kötüye kullananlar da var. Yazık kadını biliyorsunuz o ara evinin evini gelip apar topar kaldırmışlardı. Bazen hayat, imkanlar, koşullar bunu mecbur kılabilir ama burada bir sahte evlilik olmadığını biliyoruz. Sahte bir ilişki olmadığını en azından biliyoruz. Öyle kötü yorumlar zinadır, şudur, budur demek bence biraz çirkin kaçıyor dedikten sonra... Bugünlük benden bu kadar. Sevaşınızdan yarın yine farklı konularla görüşene dek. En çok bugün beni hayal kırıklığına uğratan onu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, eğer Mehmet Aslan Tudan henüz bir açıklama yok. Çünkü kadın çıktı. Söylenilenler doğru aramızda geçenler dedi. Kime inanacağız? Yani e, adam e, kimseyle aldatmadım diyor. Kadın var diyor. Kadın da Mehmet Aslan bu açıklamalarından sonra çıktı konuştu. Beni en çok o şaşırttı. Çünkü bu kadar naif bir adamın ee, ne bileyim ya siz ne düşünüyorsunuz böyle bir burada beynim yandı kız mı doğru söylüyor Mehmet Aslantu mu doğru söylüyor ki arzum ona ne kadar asil hiç konuşmuyor benim en şaşırdığım bugünün konularından birisi Mehmet Aslantu çok şaşırdım gerçekten dedikten sonra yarın yine birbirinden farklı konularımızla görüşene dek Hoşça kalın mutlu kalın e, beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ı e, abone değilseniz abone oluyorsunuz Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın.